olduk, ne yaşıyoruz biz diye. Bugün 15 bin lira eski bina, bir oda bir salon yeri bulabiliyorsan, merkezi olan bir yerde yeni binada baktığınız zaman 25-30 bin lira civarında. Bu şartlarla ev sahibi olmak artık zor, yani hayal edemezsin. Hayalin hayali oldu kızım. Hayal hayal olmaz olur mu? Ya bu pahalılığı Türkiye kaldıramaz yani insanlar. Son yıllarda hızla artan kiralar nedeniyle yurttaş bütçesine uygun ev bulmakta büyük zorluk yaşıyor. Ev sahipleri ise enflasyon ve hayat pahalılığından şikayetçi. Yurttaş ev alabiliyor mu peki bu fiyatlarda? Şimdi konut kredilerinin faiz oranları şu an çok yüksek. Bir ikincisi, özellikle merkezi olan yerlerde hep binalar eski. Deprem korkusu insanları yeni binaya yönlendiriyor. Yeni binalarda eski binayla aradaki fark %100. Asgari ücreti ancak bir ailede 10 kişi çalışırsan ev kirası öder. O duruma geldik. Türkiye'de dar ve orta gelirler için ev almak hayal oldu. Yüksek fiyatlar ve kredi faizleriyle birlikte yurttaşın ev alma umudu her geçen gün daha da azalıyor. Kiralarsa her geçen gün artıyor. Özellikle depreme karşı yeni binaları tercih eden yurttaşlar fahiş fiyatlarla karşılaşıyor. Şu anda 12 bina veriyoruz. Emekli maaşı zaten en az 7500. Bir de siz bu yüzden ek iş yapmak zorunda kalın. Tabii şu anda inşaatta çalışıyoruz. Özellikle üniversite öğrencileri yurt bulamadıkları için kiralık ev bulmaya çalışıyor. Talep arttıkça da kiralar yükseliyor. Geçen sene ya da ondan önceki sene 5 bin lira verdiğimiz evler şimdi 15 bin lira 20 bin aralığında değişiyor. Özellikle öğrencilerin en büyük sıkıntısı, yani tek başına bir ev tutmak artık zorlaştı. Bir ay boş kalırsak borç altına gideriz. Artık binaların sığınaklarını kiraya veriyorlar yani. Araya duvar örüp elektriğini suyunu çekip kiraya veriyorlar. Balıkçı barınaklarını kiraya veriyorlar. Yani böyle olmaması lazım. Bu neden? Talep çok, yer yok. Sadece barınmak değil, yurttaş geçinmekte de zorlanıyor. Emekliden asgari ücretliye kadar herkes kara kara düşünüyor. Emekli olduğumuzda hem ev alınabiliyordu hem araba alınabiliyordu. Bir de çocuğun falan varsa evlendirebiliyordun. Ama şimdi artık maalesef. Bu kadar hızlı artışın normal olmadığını düşünüyorum. Yani enflasyonun da üstüne çıktığını büyük olasılıkla tahmin ediyorum. Şimdi maaşımızın yarısıyla eve otobüs tutup, taksi tutup gidemiyoruz. Artık ev sahipleri kefilin bile maaşına bakıyor. Ev sahiplerinin çoğu da artık istediği kiraya verebiliyor, kiracı seçiyor. Eskiden ev sahipleri gelirdi ya, işte çok fazla beklemesin, bize düzgün bir kiracı, devlet memuru olsun derdi. Ama şimdi artık devlet memuru kefil bile kabul etmiyorlar. Çünkü aldığı maaş ortada. Kefil olduğu takdirde yarın bir gün sorun olduğu zaman ben memur neyin alacağım? Emekli maaşın dışında. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Devlet Bahçeli'ye sorular dedik sevgili izleyenler.